Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Omubumu programının 3. bölümü var. Yanımızda Erol Can Akdağ var. Ona birkaç sorular soracağız. Hoş geldin Erol Can. Hoş bulduk. Rahat mısın? Rahatım. Ben de rahatım. Benim de ilk kez bir profesyonel futbolcuyla yaptığım bir röportaj olacak. İlk soru geliyor. Çubuklu forma mı, düz forma mı? Çubuklu forma. Eminsin? Hiç. Eminim. Atatürk stadı mı, Çotan Karahan mı? Aslında zor soru. Ama Atatürk stadı diyebilirim. Atatürk. Çünkü orada ilk golümü attım, orada ilk kez forma giydim. Benim için ayrı bir şey var benim. O zaman tarafsız olmanın istediğim bir soru var. Onur Can Pieri mi yoksa Muslera mı? Onur Can Pieri. Tarafsız. Tereddütsüz yani. Onur Can Pieri. O zaman biraz daha evrensel bir soru soralım. Gattuso mu, Patrick Vieira mı? Gattuso. Tamam. Galatasaray ve Beşiktaş'tan efsanevi oyunculardan iki tanesini soracağım şimdi. Günümüzde oynayan birisi bir hala. Eski oyunculardan da Melo. Melo mu, Atiba mı? Aslında zor soru ama bence Melo. Neden? Benim oyun tarzımı daha çok yansıttığını düşünüyorum. Atiba hırçınlığı da. Atiba yansıtmıyor yani. Melo'nun hırçınlığı beni daha çok teşvik ediyordu aslında. Peki sana göre gelmiş gitmiş en iyi oyuncu kim? Ronaldinho. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Ronaldinho. Evet. O dönem ben de çok severdim. Yine senin oynadığın bölgeden bir soru sorayım. Kante mi? Tartışmasız Kante. N'Golo. N'Golo Kante. Tamam, biraz da taraftar sorularına girelim mi? Girelim. Sence Çarşı mı, Genç Fenerbahçeler mi? Çotanaklar. Orası aynı konu. Ama hani bu iki taraftan bunu kıyaslayalım şimdi. Çarşı. Neden? Takımlara daha çok sahip çıkıyorlar. Tamam. Başka bir konuya geçelim o zaman. Avrupa Şampiyonası mı, Dünya Kupası mı? Hangisini oynamak isterdin? Öyle sorayım sana. Yani milli takım alınsaydı bugün. Yani milli takım olacağı için aslında ikisi de fark etmez ama birini tercih edeceksem tabii ki de Dünya Kupası olsun isterdim. Dünya Kupası. Daha büyük bir kupa. Gelecek sene Dünya Kupası var. Nasip. Umarım orada görürsün seni. İnşallah. Hücum presi mi, top çevirme mi? Hücum presi mi, top çevirme mi? Top çevirme. Peki bugün Giresun Spor'un başına iki tane teknik direktör alınacak deseler. Onlarından biri Mourinho, diğeri Guardiola. Hangisini tercih ederdin? Guardiola. Neden? Çünkü top çevirme dedim. Hani bunu da en iyi yaptıran hocalardan bir tanesi olduğu için Guardiola daha mantıklı olurdu herhalde. Tamam, buradan Manchester'a bağlayalım. İki takım var Manchester'ın bildiğin üzere. Evet. United mı, City mi? United. Diğer dünya klasik, yine klasik derbilerinden birine geçelim. Real Madrid mi, Barcelona mı? Barcelona. Neden? Barcelona'yı daha çok seviyorum ya Real Madrid'e göre. Bana ya da Messi'den dolayı olabilir ya. Messi mi Ronaldo mu? Messi. Tartışmasız. Golü önlemek mi, gol atmak mı senin için daha önemli? Benim için gol önlemek. Tamam. 28 numara mı? Az önce önceki programda Murat Ümitsoğlu'na yaptığını söylediği de hani bu konuya değindin zaten. 28 numara mı senin için daha iyi yoksa 6 numara mı? 28. Tartışmasız. O ağırlığı hissettin mi peki? Hissettim ama dediğim gibi az önce de söyledim Murat abiye. Onun bana ekstra bir motivesi oldu. O yüzden hiç böyle şey olmadı yani, beni gelmedi o formayı giymek veya hani taşıyamayacağım kokusu asla olmadı. Dayımla geçen sene de yapmış olduğunuz bir söyleşi olmuştu. İspanya La Liga'ya bir hedef koymuştun kendine. Evet. İtalya Serie A mı yoksa La Liga mı? La Liga.
La Liga. Hala o isteğin devam ediyor. Evet, La Liga. Umarız seni de oralarda görürüz. İnşallah. İbrahim Balde mi? Abiola Daoula mı? İbrahim Balde. Balde. Antrenmanlarda falan bolca ya, görüyorsunuz. Hem öyle zaten. Ben onunla da çalıştığım için şimdi Balde'li bana daha iyi geliyor ve çok büyük bir profesyonel olduğu için. Tamam. Pillo mu, Sidor mu? Yanında olsak hangisini tercih isterdin yanında? Ben yanında Pillo'nun olmasını isterdim. Çok zeki bir futbolcuydu. Hani ben çok izleyemedim belki ama videolarını izlediğim zaman Pillo'nun ne kadar zeki olduğunu görmek kaçınılmaz. Peki sağ içinde oynarken hani futbol esnasında hani yağmurlu havada oynamayı tercih edersin yoksa hani güneş daha ılıman? Ben aslında daha çok yağmurlu havayı seviyorum ya. Hani yağmurlu havada oynamayı daha çok isterdim. İsterdim. Gündüz mü yoksa akşam mı? Gündüz. Akşam maçlarını pek sarmıyor mu? Bir beklemesi çok zor oluyor. Akşam maçlarının zaman geçmiyor. Daha heyecanlı mı oluyor? Daha heyecanlı oluyor evet. Stres? Stres oluyor ama kötü anlamda bir stres değil. Yani maçın saatini beklemek insanı strese sokabiliyor bazen. Alıştın herhalde artık. Alıştık. Taraftarlı futbol mu yoksa ya bu soru kesinlikle taraftarlı. Kanalımıza geldiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni bu kanala çağırdığınız için. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Umarız bizi çok güzel yerlerde temsil edersin. İnşallah. Bunu hem Murat abi de şöyle söyleyeyim. Bu videoyu inşallah bir gün Avrupa'da izlerim. Ya da farklı kulüplerde izlerim. Büyük kulüplerde. Ona da tekrardan bu yolda başarılar diliyorum. Benim de ilk kez bir röportaj yapıyorum. Sürçülisan yediysek affola. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim beni bu yayına çağırdığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.